Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Biz Galatasaray üzerine konuşmaya devam edip diğer takımlarımıza geçeceğiz. Tabi burada bence en kritik noktalardan bir tanesi Okan Buruk'un Kasımpaşa maçında denediği çift forvet durumuna geçme ihtimali. Şimdi böyle bir durum olursa Icardi ve Osimen kağıt üzerinde gerçekten çok korkutucu bir e, forvet attı. Ama savunma anlamında neler yapar Galatasaray? Merakla bekliyoruz açıkçası. Yani açıkçası yani Kasımpaşa maçında 2-2'lik bir beraberlik oldu ama aslında e, iki e, 2 santrforluyken forluyken maç 2-0 öndeydi Galatasaray. Sonra onun sistemini değiştirmek zorunda kaldı. Yani e, benim için de kısmen de olsa hakikaten cesur bir hamle olarak değerlendirilebilir. Orta sahada yani e, Saranın tabii ki performansı yükselen bir performansı var ama e, Torreira açısından, e, Torreira'nın çok fedakarlık yapması gereken, belki kendi performansının üzerine çıkması gereken bir maç olacak ya da e, Tibet burada değil ama hep şeyden bahsederdi. Yani Icardi ile Osimen yan yana gözüküyor ama Icardi <laughs> aynı zamanda biraz daha geride olup <laughs> oyun kurucu rolünde olacak. Yani hafif yaklaşacak böyle bir durumda e, nasıl olur göreceğiz. Yani şu açıdan sıkıntı tabii ki e, Ersburg Galatasaray'ın seviyesinde bir takım değil teknik olarak ama fiziksel olarak güçlü bir takım. Can Hatta birazdan onu e, analiz eder. Yani o açıdan e, merakla beklediğim maç. Şimdi Kasımpaşa maçına baktığımızda üç üstlük bir sonuç. Gol yiyen ama gol atmayı da başaran bir ekip vardı. İki yarıda kaçırı pozisyonlar da vardı. Şimdi sen Elsborg'u yakından mercek altına aldın. Nasıl bir takım? Öne çıkan belirgin özellikleri nedir? Çok önemli bir Roma galibiyetleri var grupta. E, senden dinleyelim. Şimdi aslında eski günlerini arayan bir takım. Özellikle de 2000 ve 2015 arası İsveç'te belki de en korkulacak takımdı. Ama 2015'ten sonra gerçekten kendi adlarını eski günlerini arayan bir takım. Son şampiyonlukların da son resmi kupasında hatta 2013-2014 sezonunda kazanmış bir takım. Ve şu anda da ligde ligin bitimine 3 hafta kala 7. sıradalar. Avrupa'ya katılma ihtimalleri çok düşük gibi gözüküyor aslında. Yani çok fonda bir takım değil. Ama tabii ki her seferinde böyle formda takım değil, göreceli olarak düşük bütçeli dediğimiz takımlar bizden puan alabiliyorlar. Yani yakın tarihte de geçmişte de bunu görebildik. O yüzden dikkat etmek lazım. 3-5-2 taktiğiyle oynuyorlar. Yani hem Avrupa maçlarında hem de lig maçlarında bu taktik çok fazla değişmiyor. 11 çok fazla değişmiyor. Az önce sizin aslında söylediğinize ek olarak hani çift forvet denenebilir mi? Yani bir 4-4-2 denenebilir mi? Yani bu maçta 3-5-2 oynayan takıma karşı özellikle de e, bu çift santraforlarının gerçekten de böyle Haaland kadar olmasa da fizikli o İskandinav forvetler olduğunu düşünürsek ve kanat beklerini de çok geçiş oyununda hızlı kullanan bir takım olduğunu düşünürsek sanki orta sahayı kalabalık tutmak isteyebilir Okan Buruk. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray Yunus için TFF'ye gidiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u konuk edecek olan Galatasaray dün akşam olağan haftalık yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı esnasında TFF hukuk müşavirliği, sarı-kırmızılı futbolcu Yunus Akgün'ü tedbirli olarak PFDK'ya sevk ederken, Galatasaraylı idareciler bu sevkide masaya yatırdı. Yunus Akgün'ün Antalya spor maçı sonrasında yaptığı paylaşımda kullanılan tezahürattan doğan sevkin skandal olduğunu düşünen sarı-kırmızılı yönetim, daha önce Galatasaraylı futbolculara verilen sosyal medya paylaşımlarını da inceledi. Son dönemde TFF'ye yönelik bazı rahatsızlıkları bulunan Galatasaray yönetimi Riva'ya gitme kararı aldı. TFF yönetim kurulunu ilerleyen günlerde ziyaret edecek olan Galatasaray heyeti son süreçte Sarı Kırmızılı Kulübe haksızlık yapıldığı düşünülen olayları görüşecek. Galatasaray ayrıca Yunus Akgün'ün söz konusu paylaşımından doğan sevke dair de bir şikayette bulunacak. Sarı Kırmızılı Kulübün yönetim kurulu muhasip üyesi, ve sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da Salı akşam saatlerinde bir açıklama yaparak söz konusu sevkin pariş usulü olduğunu dile getirmiş ve bu hatadan dönülmesi gerektiğini ifade etmişti. Osimen mucizesi, İtalyanlar inanamıyor. Galatasaray performansı yukarı çıkan Victor Osimen, Antalya Spor karşısındaki röveşata golüyle dünyanın gündemine oturdu. Napoli'de yaşadığı sorunların ardından kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu Galatasaray'da yeniden kendine geldi. İtalyan medyası Nijeryalı golcünün Türkiye'de kendini bulduğunu ve hayatının en mutlu günlerini geçirdiğini yazarken Napoli'de depresyonda olan Osimhen Galatasaray'da ise en iyi günlerine döndü. Mutluluğu gollerinden ve sevinçlerinden anlaşılıyor yorumu yapıldı. Galatasaray'dan orta saha sürprizi Orta saha transferi için çalışan Galatasaray'da yeni bir isim daha ortaya çıktı. Sarı Kırmızılılar, Real Betis forması giyen 22 yaşındaki ABD'li Johnny Cardoso'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Galatasaray, yaz transfer döneminde Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için İspanyol kulübüne teklifini iletmişti. Fakat Real Betis, Sarı Kırmızılıların teklifini kabul etmemişti. Galatasaray, Real Betis'in Yıldız orta saha oyuncusu Cardoso'yu devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti. İtalyan asıllı ABD'li orta saha, geçtiğimiz sezonun devre arasında Internasyonal'dan Real Betis'e 6 milyon euroya transfer oldu. Cardoso 19 karşılaşmada bir gol ve 2 asistle oynamıştı. 23 yaşındaki orta saha, ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha hattında da görev alabiliyor. Galatasaray'da gözler Osimhen'de. Galatasaray'da Elfsborg maçı öncesi gözler Viktor Osimhen'e çevrildi. Sarı Kırmızılıların yeni süper yıldızı Viktor Osimhen, Antalya spor maçına attığı röveş ile damga vurmuştu. 25 yaşındaki Nijeryalı, bugün de takımın en önemli kozlarından olacak. Geldiği günden bu yana çıktığı 5 maçı boş geçmeyen, yıldız oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Elfsborg karşısında da skora katkı yaparak bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Yeniler tam isabet. Geçen sezon ondan fazla transfer gerçekleştiren Galatasaray'da yenilerden düzenli katkıyı Kerem Demirbay ve Davinson Sanchez yapmıştı. Zaha ve Tete başta olmak üzere birçok isim beklentilerin uzağında kaldı. Büyük umutlarla kiralanan Angelino devre arasında yollandı, Ndombele hayal kırıklığı olarak sezonu tamamladı. Bu transfer döneminde ise sarı kırmızılı takım hem sayısal olarak daha az takviye yaptı hem de Celert dışındaki yenilerden maksimum katkıyı aldı. Kulüp tarihinin 18 milyon euro bonservisle en pahalı ismi olan Gabriel Sara nokta atışı takviye olduğunu performansıyla kanıtladı. Köhn yerine geçen İsmail Jacob sol bekteki sorunu çözdü yılın transferi Osimen gelir gelmez fark yarattı. Son transfer Sallay'ı de Antalya'daki oyunuyla sivrildi. Üçüncü forvet konumuna düşen Batshuayi, Florya ve soyunma odasındaki pozitif kişiliğiyle hocası Okan Buruk'un memnun olduğu bir başka isim. Elfsborg maçında Yunus Akgün'e sıkı takip. Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldızı Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin radarından çıkmıyor. Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya 12 milyon euro bonservis bedeliyle gönderen Cimbom'da milli oyuncunun eksikliğini bu sezon Yunus Akgün gideriyor. Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Yunus attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekiyor. Piyasa değerini 5 milyondan 6 milyon euroya yükselten genç oyuncu için Avrupa'nın iki önemli kulübü atağa kalktı. Sarı-kırmızılıların genç yıldızı için İtalyan liginin köklü kulübü Roma ve Fransa'dan Lyon harekete geçti. İki kulübün yetkililerinin Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak Elfsborg Galatasaray maçında Yunus Akgün'ü izleyeceği öğrenildi. Roma ve Lyon'un devre arasında Galatasaray'a resmi transfer teklifinde bulunması bekleniyor. Cimbom, yaz transfer döneminde milli yıldız için 10 milyon euroya yakın bir teklif almış ancak bu teklifi reddetmişti. Sarı Kırmızılı yönetimin devre arasında satışa sıcak bakmadığı ancak sezon sonu için 13 ila 15 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Yunus Akgün 4 gol ve bir asist katkısı yaptı.